Dersi yavaş yavaş yapacağım ki kafa sağlıklı karışsın. Hızlı işlersem sağlıksız karışır. Sağlıklı karışması için. <laughs> yavaş yavaş. Talip o defter bu derse yetmez ha. Hazır mısınız? Tamam mı Uğur? Herkes hazırsa bir seyahate çıkalım. Yani konu seferilik. Seferi misafir demek. Yani misafir ne demek? Hani Türkçe'de böyle gelen oturan diyoruz da misafir hayır. Yolcu demek misafir. Sefer ne demek? Yolcu. Misafir yolcu demek. Seferilik diye bir mesele var. Bir insan bir yere yolculuğa çıkıyor. Çıktığı güz sayısı 15'ten az ise namazları kasredecek mi, kısaltacak mı diye bir mesele var ortada ve bu meseleye biz seferilik diyeceğiz. Birazdan bütün detaylarını ayrıntılı ayrıntılı işleyeceğiz ama öncelikle bir iki kavramı oturtmamız lazım. Kavramın birisi kasru salah. Yani kasrı namaz deyin. Kasrı salat. Namazın kısalması demektir. Bugünkü konuya bakan yanıyla dört rekat olan namazların iki rekata çekilmesi diyeceğiz. Demek ki bir şey kasretmek ne demek olacak? Kısaltma yani dört rekat olan namazları iki rekata çekilmesi için biz bugün namazı kasretme ifadesini kullanacağız. Bilmemiz gereken diğer kelime çok fazla telaffuz edeceğiz bugün. Mukim. İkamet eden demek, duran demek. Yani hangi kelimenin zıttı o zaman? Seferini. Biz bugün giden namazı kasredebilen, kısaltabilenlere seferi diyeceğiz. Kısaltamayan, yerinde ikamet eder gibi sayılanlara da ne diyeceğiz? Mukim. Yani mukim dediğimizde yerinde duran, orada oturan, ikamet eden insanı bugün anlayacağız. Akılda şu soru çok geliyor. Tamam seferiliği anlatacaksın namazların kısaltılmasını anlatacaksın ama şartlar değişti, artık ulaşım kolaylaştı, insanların yolculuğu kolaylaştı, kaldığı yerler kolaylaştı. Bu seferiliğe mani değil midir? Değildir. Çünkü seferiliğin illeti asıl sebebi sefere çıkmak, yolculuktur. Zahmet ve meşakkat seferiliğin illeti değildir Anladınız mı seferiliğin illeti asıl sebebi yolculuğa çıkmaktır seferiliğin illeti meşakkat değildir bazen kendi vatanımızda yolculuktan daha zahmetli işler yapıyor muyuz yapıyoruz seferiliğin illeti meşakkat olsa burada da vatanımda da namazı kısaltmam lazımdır seferiliğin illeti meşakkat değildir seferiliğin illeti varoluş sebebi Yolculuktur, yola çıkmaktır. Zaten ne kadar konforlu da olsa bakın seferde bir meşakkat vardır. Mesela bir annenin bavul hazırlamasına bakın. Ne kadar konforlu bir seyahat olursa olsun bu meşakkatli bir meseledir. Şöyle konforlu bir helikopterle yaylanıza inseniz bu bile aslında meşakkatli bir olaydır. Çünkü yayladaki hava basıncı farklıdır. Öyle mi? Yayladaki basınç farklıdır. Siz yaylaya indiğiniz anda vücudunuzun o oksijeni karşılayabilmesi için yani alacağı oksijeni arttırması lazım. Yani vücutta al yuvarlar artacak, hemoglobinler artacak. Yani bu bile bir dengeyi sağlayabilmek için insanın dengesi ve bünyesi değişir. Öyle değil mi? Bir insan basıncın daha az olduğu yüksek bir yere yani bir yaylaya bir tepeye çıksa, çıktığı anda daha oranın havasına alışmadan ani 3-5 hareket yapsa bir anda bayılabilir. O yüzden seferiliğin herhangi bir meselesini ele aldığımızda aslında öyle ya da böyle içinde bir meşakkat geçmektedir. Seferiliği anlatacaksak öncelikle delil olarak Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a anlatmamız gerekiyor. Acaba Resulullah Aleyhisselatü Vesselam seferi namaz kılmış mıdır? Evet kılmıştır. Ekseriyetle kıldırmıştır. Çünkü kendisi olduğu yerde yüzde doksan kendisi imamlık etmiştir. İşte hasta Töşe'nde Ebu Bekir Efendimiz'e bırakıyor. Bir kez biliyorsunuz Abdurrahman İbni Af Efendimiz'e bırakıyor. Onun haricinde zaten imam kendisidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dört kez seferi namazını biliyoruz. Bir, Mekke'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 13 yıl yaşadı. Medine'de 10 yıl. Mekke'den hicret etti ve Medine'ye gitti. Şimdi oradan düşünmeye devam edelim. Kendisi Medine'de yaşarken Hudeybiye Barış Anlaşması'nı imzalamak için geldiğinde geri dönmüştü daha sonra biliyorsunuz almıyorlar Kabe'ye döndürüyorlar. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seferi namazı kıldırmıştır. İki, o Hudeybiye'de yapamadığı umreyi kaza etmek için geri geldiğinde orada seferi namaz kılmıştır ve kıldırmıştır. 3. Mekke'nin fethinde Efendimiz Aleyhisselam seferi namaz kılmış ve kıldırmıştır. Ama Mekke'de ev yok mu Efendimiz Aleyhisselam'ın? Vardı. Vardı ama Hazreti Ali Efendimiz'in abisi Akil onun evini sattığından dolayı o da Mekke'de seferi oldu. Dördüncü olarak Veda haccında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seferi namaz kıldırır. Hatta seferi namazı kıldırdıktan sonra. Çünkü herkes seferi mi? Değil. Mekke'de yaşayanlar da var. Veda haccına geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldırıyor. Seferi olanlar var. Bir de mukim olanlar var. Yani dört kılacak olanlar var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı iki rekat kılar ve biz seferiyiz. Siz namazınızı tamamlayın buyurur. Zaten birçok fıkıh meseleleri de onun o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden ortaya çıkacaktır. Evet. Seferi olmak için gereken mesafe. Şimdi mesafemiz 90 kilometre. Nasıl ortaya çıktığında biraz bahsedelim. Ben bu arada seferiliği Hanifi fıkhına göre anlatıyorum. Bilginiz olsun. Hanifilere göre seferlik için 3 günlük yol mesafesi gerekmektedir. O da şöyle hesaplanır. Bir insanın mutat yürüyüşü günlük en fazla 6 saat olabilir. Toplamda bu 18 saate mukabil gelir. O 18 saat içerisinde bir insanın normal bir rutinde yürüyebileceği mesafe hesaplanır ve o mesafeye Hanifilerde 24 fersah, başka bir rivayette 18 fersah deniyor. Bu fersah hesabı yapılaraktan en son netice takribi diyorum 90 kilometre çıkar. Eğer araştırırsanız başka içtihatlara da rastlayabilirsiniz. Ama bizim anladığımız kadarıyla bu içtihatlar birleştiğinde en makul görüş seferilik için gereken mesafenin 90 kilometre mesafe oluşudur. Yani bir insan 90 kilometre içerisinde seferi olmaz. Bir insanın seferi olması için 90 kilometreyi aşacak bir yolculuğa çıkması gerekmektedir. Yeni alt başlığımıza geçelim. Seferlik nereden başlar? Seferlik bilinen görüşe göre kaldığın evden başlamaz. Yaşadığın son evden çıkınca başlar seferlik kendi kaldığın evinden çıkınca değil. Yeni başlık seferlik ne zaman başlar? Seferilik bir insan 90 kilometreyi geçtikten sonra başlar zannediliyor. Yanlıştır. Bulunduğun şehrin son evini geçtikten sonra seferiliğin başlar. Yaşadığım şehrin son evini geçtim. 10 kilometre ileride bir petrolde durdum. Ben orada namaz kılacağım. Seferi namazımı kılarım, mukim namazımı. Orada ben artık seferiyim ve iki rekat seferi namazı kılarım. Gemidesin, limandan ayrıldığın anda, yani o dalga kıran diyorlar ya, orayı geçtikten sonra farkındaysanız aslında şehrin son evini geçmiş olursunuz. O yüzden gemi limandan ayrılınca, o dalga kırandan ayrıldığı anda gemideysen artık seferisin. Peki dönüşte de seferilik var ya, Ziyaretim bitti. Geri döndüm. Nereye kadar benim seferiliğim devam eder? O şehrin ilk evine varıncaya kadar seferiliğin devam eder. Bu arada seferilik deyince unutmayın. 15 günden az gitmek şartıyla. Buradan İstanbul'a gittim. 13 günlüğüne gittim. 14 günlüğüne gittim. Seferi miyim? Seferiyim. Döndüm. Memleketime döndüm. 13 günüm, 14 günüm bitti memleketime döndüm. Yolda da hala namazı kısaltabilir miyim? Evet, hala seferisini iki rekat kılabilirim. Nereye kadar iki rekat kılabilirim? O bölgeye girinceye kadar yolda da iki rekat kılmaya devam edebilirim. Özel bir kaide var burada. Şimdi normalde insan yaşadığı şehirden çıkarsa seferi olur. Ama Trabzonlular her yerde mukimdir. Çünkü onlara her yer Trabzon'dur. Osman bunu da senin için ayırdım. Evet. Siz nereye giderseniz gidin. Bu kimsiniz? Çünkü size her yer Trabzon. Osman. Evet. O yüzden her yerde dört. <laughs> evet bu bir şakadır diye altyazı geçmeye gerek yok inşallah. <laughs> Umarım yok yani. Umarım yok. Evet onu da söylemiş olalım. Yeni alt başlık vatan. Üç tane vatan konuşacağız. Bir, vatanı asli. Vatanı asli normalde kişinin doğduğu ve yaşamak istediği yer olarak geçiyor. Ama artık insanlar doğduğu şehirlerde kalmıyorlar. Şimdi biz Mersin'deyiz. Mersin'de çevirin birisini. Mersinliyim dese de ne diyorsunuz? Ama Aslen nerelisin diyorsunuz. O yüzden vatanı asliye yeni bir tarif şöyle sunabiliriz. İnsanın kalan ömrünü geçireceği yer. Osman sen nerelisin Aslen? Ha. Trabzonlusun. Ama nerede yaşıyorsun? Mersin. Mersin. <laughs> Osman sen aslen Tarsuslusun ama hayatını Mersin'de devam ettiriyorsun. Burada devam ettiriyorsun. O yüzden sen burada mukimsin. Burası senin neyin? Vatanı aslin. Bir insanın birden fazla vatanı aslisi olabilir mi? Evet olabilir. Mersin'de evim vardır. Ankara'da da yazlığım vardır. Çelişki oldu değil Mersin'de evi olan Ankara'da niye yazlı olsun? Örnek işte. Mersin'de evim var. Ankara'da da yazlığım var. Ben Mersin'de de 15 günden az kalsam mukimim, kendi evim burası. Ankara'da da 15 günden az kalsam mukimim, ama arada yolculuğa çıkarken yolculukta seferiyim. Bir insanın birden fazla vatanı astesi olabilir mi? Evet, olabilir. Mersin'de evim var, Dayalı döşeli bizzat benim evim, ben kalıyorum. O şartlar da önemli. Ankara'da yazdığım var evim var, bizzat Dayalı döşeli kendim için orada kalıyorum. İkisinde de mukimim. Yani namazı dört kılarım. Ama aradaki yolculukta seferiyim, namazı kasrederim. Bunun bazı şartları var. O vatani asli olması için olan evlerin benim oturumum için hazırlanmış evler olması lazım. Mesela yine hikayeyi baştan alalım. Mersin'de yaşıyorum. Nereye gideyim? Ankara'ya gideceğim. Ankara'da yazlığım var ama kiralık e ben Ankara'ya gittiğimde nerede kalacağım? Ya kiralık evde ya da otelde kalacağım 15 günden az. Bu sefer oralarda mukim olmam, seferiyim, namazları kastedeceğim. Anlaşıldı değil mi? Bir insanın kendi yazlık evinde veyahut başka evlerinde mukim olduğuna şöyle bir de örnek verebiliriz. Hazreti Osman Efendimiz Medine'de yaşarken hacca geldiğinde namazları ne yapıyordu? Seferi kılıyordu, kasrediyordu. Bir süre sonra namazları mukim namazı yani tam olarak kılmaya başladı. Ve sebebi şuydu. Mekke'de evlenmişti ve artık Mekke'de bir evi vardı. Yani hem Medine'de bir evi vardı hem de artık Mekke'de evlenmişti. Mekke'de evi vardı. O yüzden Medine'de mukim kıldığı gibi Mekke'de de namazları mukim kılıyordu. Bir insanın evi varsa kendisine ait, yazlığı varsa kendisine ait bunları konuştuk. Vatanı aslidir dedik. Peki bir insanın devre mülkü varsa Buradan yıllık ayırttığım 13 gün, 14 günlük devre mülküme gittim. Adı mülk diye geçiyor. Peki ben o devre mülke gittim. Orada mu kim miyim? Hayır. İsmi mülk diye geçse bile bir kiralama çeşidi olduğundan dolayı orası mülk kriterine girmez ve sen devre mülküne 15 günden az gidersen orada seferiysin. Çünkü devre mülk aslında ortaklaşa alınan bir ev gibi değildir zamanı mukayyettir ve o zamanı aşma hakkın yoktur. Anlaşıldı mı? Yani devre mülkün adında mülk geçse bile mülk kriterleri taşımadığından sen oraya gitsen seferiz. Mersin'deyim, evliyim, evim burada, işim burada. Babam da Maraş'ta yaşıyor diyelim. Ben buradan babamın evine gitsem mukim olur muyum? Hayır olmaz. Senin Artık babanla nafaka bağın, geçim bağın koptuğundan dolayı Mersin'de kendi evim var, ailem var. Babamı ziyarete gideceğim 14 gün, 13 gün, 12 gün. Sen babanın evinde seferi olursun. Bunu konuştuğumuzda bir arkadaş şey dedi. Ama babam ölecek, o ev bana kalacak dedi. Ben de ona dedim ki belki sen babandan önce ölürsün. Senin evin babana kalır dedim. Yani burada bir şaibe olduğundan dolayı nafaka bağın koptuğundan dolayı babanın evi, senin evin gibi değildir. Tekrar edeyim. Nafaka bağım babama bağlı olsaydı Mersin'den Maraş'a babamı görmeye gitseydim ben orada mukim olurdum. Ama temel nafaka bağım koptuğundan babamı 14 gün ziyarete gittim. Maraş'ta ne oldum? Seferi oldu. Baba evinde bir kız evlenip gelin oldu. Mersin'e geldi. Babası da Maraş'ta yaşıyor. Özledi bir 13 gün babamı ziyarete gideyim dedi. Ne olur? nafaka bağı koptuğundan 13 gün gittiği baba evinde o gelin seferi olur. Nafaka bağı kopmasaydı hala o evin tam ferdi geçim dahil ferdi olsaydı gittiğinde o evde mukim olabilirdi. Ama nafaka bağı koptuğundan koca evinden baba evine geçtiğinden 15 günün altı baba ziyaretine giderse 90 kilometreyi de aşarsa o evde seferi olur. Bir vatanı asli demiştik. iki vatanı ikame. Vatanı asliyi anladınız. Benim yerim. Benim kendi mülküm, benim yerim yani. Vatanı ikame de 15 günden fazla bir yere kalmaya gittim demek. Anladınız mı? Bu sefer gidişim kaç gün? 15 gün veyahut 15 günden fazla. 15 gün veyahut 15 günden fazla bir yere kalmaya gittim. Ben oradan mukim olurum. Yani namazları tam kılarım. Buna da vatanı ikame deniyor. Örnekleyelim. Öğrenciyim. Normalde ailemle Mersin'de yaşıyorum. İzmir'i kazandım. İzmir'e gittim. Kaç günlüğüne gittim okumaya? 15 gün veyahut 15 günden fazla gittim. Orası benim vatanı ikamem olur. Ben orada namazları tam kılarım. Çünkü ben orada mukim. Örnekleyelim. Askerim buradan gönderdiler beni denizli askerlik yapmaya. 15 gün veyahut 15 günden fazla askerlik yapacağımdan dolayı orası benim vatanı ikamem olur. Ben orada namazları mukim kılarım. Örnekleyelim. Bir iş yerinde çalışıyorum. Aldılar beni geçici olarak çalışmaya Kıbrıs'a götürdüler. 15 gün veyahut 15 günün üstü çalışacağım orada. Orası benim vatanı ikamem olacağından ben orada namazları mukim gibi kılarım. Anlaşıldı mı? Bir şirkette çalışıyorum. Bir vazifeye gittim. Ne kadar kalacağım da belli değil. Ben seferi miyim, mukim miyim? Ne kadar kalacağım belli olmadan bir yıl bile kalsam ben orada seferiyim. Umre'ye gittim. Mekke'de de 20 gün kalacağım belli. Ben orada neyim? Bu kim? Umre'ye gittim. 10 gün Mekke'de kalacağım. 10 gün Medine'de kalacağım. Ben bu sefer seferiyim. Problem yok değil mi burada? Tamam. Mekke'ye gittim. 14 gün Mekke'de kaldım. Daha sonra bir gece Arafat'ta kaldım. Arası 25 kilometre. Ama başka bir yerde mi Arafat? Toplam ne etti? 15 gün etti. Şimdi ben Mekke'de mukim miyim, seferi miyim? Seferiyim. Çünkü burada gecelemek önemlidir. Bir geceyi başka yerde gecelediğinden, yani o şehrin başka bir şehrinde, başka bir yerde gecelediğinden dolayı Mekke odaklı 15 veya daha fazla kalmadığından dolayı sen Mekke'de seferi oldun. Yakın olsa bile iki ayrı yerde gecelemek 15 günün altına çekerse kişiyi seferi eder. Bizim buraya bakan örnekte vereyim mi? Değil. 25 kilometre dedim. Çünkü kilometrenin önemli olduğu ilk niyetin Mekke. Mekke açtı mı 90 kilometreyi buradan? Açtı. Ondan sonra ikinci beldenin kilometresi önemli değil. Çünkü Arafat 25 kilometre. Anlaşıldı değil mi? 14 gün Mekke'de kaldım. Bir gece Arafat'ta kaldım. Sonra döndüm yine Mekke'de 4-5 gün kaldım. Toplam Mekke'de 20 gün neredeyse kaldım. Ben Mekke'de neyim? Seferiyim. Müstakil 15 gün veyahut 15 günün üstü Mekke'de kalmadığımdan dolayı ben Mekke'de seferiyim. Arafat'a çıkıp dönseydim, gece Arafat'ta kalmasaydım eğer bu kim olacak? Bir insan vatanı aslisinden vatanı yıkamaya giderse, yani baba evinde Mersin'de kalıyorum, İzmir'de okuyorum. Vatanı aslından vatanı ikameye gidiyorum. Orada seferi değilim, mukimim. Sadece yolda seferiyim. Kıbrıs'a gittim burada iş için 20 günlük. İlk niyetim ne benim? Kıbrıs'ta 20 gün kalacağım. Bir gittim iş 10 gün. 10 gün olduğunu anladıktan sonra ben seferi miyim? Değilim. İlk niyetim esas alınır. Ben orada 10 günde kalsam mukimim. Yani namazları tam kılarım. Yörüklerin yani göçebelerin dağları bir mekan kabul edildiğinden dolayı onlar da o bölgede mukim sayılırlar. 3. Vatanı sükna. 15 günden az kalınan yerlere de vatanı sükna denir. Bir vatanı asli dedik, iki vatanı ikame dedik, üç vatanı sükna oldu. Bir insan iş için 15 günden az bir yere gitti. Orası ne oldu? Vatanı sükna oldu. Her seferinde işim bitince döneceğim diyorsun. 10 gün 10 gün ekliyorsun. 10 gün 10 gün ekliyorsun. Bir yıl bile eklesen kalsan sen orada seferiz. Çünkü net bilgi gelmedi. 15 gün veyahut üstü kalacağın net bilgi sana ulaşmadı. Sen o yüzden orada seferiz. Enes bin Malik Efendimiz rivayet ediyor. Sahabe efendilerimiz cihat için gittiği bir yerde 9 ay kaldı ve orada seferi namazı kıldı. 9 ay boyunca diyorlar. Çünkü müstakil olarak biz 15 gün buradayız demiyorlar. Fethetme niyeti var ya. Fethedip döneceğiz diyorlar ama tarihi belli mi? Belli değil. 9 günde olabilirdi. 9 aya uzadı. Tarihi net müstakil 15 gün çıkmadığı için 9 ay boyunca seferi namaz kıldılar. Kıbrıs'ta çalışacaksın 10 günlük işe gittin. İşlerin uzadı ve netleşti. Netleştikten sonra müstakil 15 gün daha kalırsan orada mukimsin. kimsin? Toplam 15 gün değil. Örnekleyeyim mi? Gittim, 10 gün geçirdim mi orada? Geçirdim. Seferlik niyetiyle gittim. 10 gün geçti. Daha sonra bana dediler ki burada 10 gün daha kalacağız dediler. Toplamı 15'i geçiyor. Ama müstakil 15 olmadığı için ben hala seferiyim. Kıbrıs'a çalışmaya gittim. 10 gün geçti. Patron da gelip bana dedi ki 15 gün daha kalıyoruz dedi. Müstakil 15 var mı? Var. Müstakil 15 olduğu için ben artık Kıbrıs'ta mukimim. Seferi değil. Yine farklı bir görüş. Asker düşman topraklarında ilerliyorsa orası diyarı küfür olduğundan dolayı hiçbir zaman mukim olmaz. Yani oraya karargah kursalar bir ay boyunca karargah orada kalsa her an düşman saldırabilir mi? Evet. Her an yerlerini terk edebilirler mi? Evet. O yüzden sürekli seferi olurlar. Yani kaide şu. İstikrar yoksa ikamet olmaz. Anlaşıldı mı? Bizi dinleyen çok asker arkadaşlarımız da var. Sınır dışında görev yapan. Onlara da lazım olan bilgiler oluyor. O yüzden bunlara da girdim. Patron işçilerini aldı. Çalışmaya 90 kilometreden fazla bir yere gitti. Biz burada 15 günden az kalacağız diye patron söylerse seferisin. Biz burada 15 gün veyahut 15 günden fazla kalacağız diye patron söylerse bu kimsin? Buradan İzmir'e gittik. 15 günden az gittik. Neyiz biz? Seferiyiz. Öğlenin namazına durdum. Kast edeceğim. iki rekat kılacağım. Namazın içinde niyet ettim ki ya ben burada 15 günden fazla kalacağım. Namazın ikiden o anda dörde dönüşür. Artık namazın içinde dahi mukim sayılırsın. Yeni başlığımız farzlar. Şimdi seferi de farz namazlarını tekrar edelim. Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Sabah namazı için farz namazını iki rekat kılacaksınız. Öğlen için iki rekat kılacaksınız. Öğlen kastedilmiş oldu. İkindi için iki rekat kılacaksınız. İkindi kastedilmiş oldu. Akşamı üç rekat kılacaksınız. Yatsıyı iki rekat kılacaksınız. Yatsı namazı kastedilmiş oldu. Kriterleri biliyorsunuz. 15 günden az kalacağım. 90 kilometreden fazla yola çıkmam lazım. Peki sürekli kafada şu soru var. Seferi birinin bu anlattığınız gibi namazları kasretmesi mi daha faziletli? Kısaltması mı daha faziletli? Yoksa tam kılması mı daha faziletli? İnsana öyle geliyor yani. Ben tam kılarım ve takvamı ortaya koyarım gibi geliyor. Hanefilere göre namazı kasretmek, kısaltmak vaciptir. Yani Hanifi sen seferiyken namazlarını tam kılman uygun değildir. Güneşlemiş olabilirsin. Diğer mezhepler ise bunu serbest bırakır. Yani İmam Şafii Hazretleri namazları kısaltmak ruhsattır der. Bu görüşü alanlar namazı tam kılmayı fazilet olarak kabul edebilirler. Ama İmam Ebu Hanife Hazretleri namazı kasretmen vaciptir dediğinden dolayı namazı tam kılman sakıncalı olur. Hatta mesela seferiyim, öğleyi kaç kılacağım? 2 kılacağım. Ben de dedim ki yok yok ben illa dört kılacağım. Dört kılarken selamı geciktireceğinden dolayı sev secdesi yapman gerekir. Peki İmam-ı Azam Ebu Hanife bu görüşü neye dayanarak vermiştir? Şuna dayanarak Ayşe annemiz bize bir hadis rivayet eder. Furudatis salatu rekateyni rekateyni. Yani furudati farz kılındı demek. Namaz ilk olarak iki iki farz kılındı diyor. Ayşe annemiz bu hadisi rivayet ediyor. Namaz evvela ikişer ikişer farz kılındıysa namazın aslı iki rekattır. Seferde namaz yarıya düşmez. Aslına döner. Yani o zaman mukim birisi namaza ilave etmiş olur. Anladınız mı olayı? Yani biz seferde namazı aslında kısaltmıyoruz. Namazın aslına dönüyoruz. Bu yüzden de seferi de namazı kastetmek vaciptir diyor İmam Azam. Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor bu seferilik meselesinde, namazın kast meselesinde. Sizin namazın farzlarının kısaltılmasına hayret ettiğiniz gibi ben de hayret ettim ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. O da bana şunu söyledi. Hazihi sadakatün fakbelü sadakallah. Fakbelü yani kabul edin demek. Yani namazı böyle kısaltmamız, kastetmemiz Allah'ın bir sadakasıdır ve bunu kabul edeceksin. İşte Hanifi fukahasına göre Allah'ın hediyesi ve ikramı yani Allah'ın sadakası olan bir ikram geri çevrilemeyeceğinden dolayı sizin seferiyken namazı kasretmeniz vaciptir. Oldu unuttum namazı tam kıldım sorun var mı? Unuttursan eğer sorun yoktur. Seferiyken vitir namazı düşmez çünkü vitir namazı vaciptir. Bir de seferlikle ilgili bir görüş daha söyleyeyim seferilikte namazı kısaltabiliriz değil mi? İmam Şafi Hazretlerine göre ancak itaat edenler namazı kastedebilir. Yani ben içki satmak için bir diyara gittim. 90 kilometreyi de geçtim. İmam Şafi'ye göre sen seferi değilsin. Ama İmam Azam'a göre isyan da etse, muti de olsa yani itaatkar da olsa yola çıkan seferidir. Yeni alt başlık sünnetler. Seferlikte sünnet kılınır mı? Şimdi önce şuradan ele alalım. Seferlikte nafile namaz kılınabilir. Önce onu söyleyelim. Sünnet namazda nafile namaz olduğundan dolayı tabii ki de o da kılınabilir. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmühan'in evinde Mekke fethinde 8 rekat kuşluk namazı kılıyor. Nedir bu? Nafile namazdır. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seferlikken nafile namaz kılmıştır. Demek ki isteyen sünnette kılabilir. Sünnetleri seferlikte kılmasa bir vebali yoktur. Ama ulema sabah namazı sünnetini bundan ayrı tutmuştur. Çünkü sabah namazının sünnetini vacibe yakın görenler olmuş. O yüzden seferi bile olunsa sabah namazının sünnetini terk etmemek evladır. Onun haricinde ikisinin de görüşü uygulanmıştır. Mesela örnekleyeyim. İbn Ömer Efendimiz seferiyken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet namazları kılmadığını gördüm diyor. Başka bir sahabe efendimiz de ben deve üstündeyken bile sünnet namazlarını kıldığını gördüm diyor. Yani kılmadığını gördüm diyenler de var kıldığını gördüm diyenler de var. O yüzden bu ortada kişinin kanaatine kalmış bir görüştür. Yeni başlık cuma namazı. Seferlikte cuma namazı. Seferlikte cuma namazı farz değildir. Kılarsa geçerlidir. Öğlen namazının hükmünü de üstünden geçirmiş olur. Seferi olan kişi cuma namazı için imam bile olabilir. Seferi olan kişi bayram namazıyla da mükellef değildir kılarsa da sahih olur. Bir problem yoktur. Yeni başlığa geçeyim mi? İmam seferi arkasında namaz kılacak cemaat mukim ise bu namaz olur mu? Yani mukim birisi seferi imama uyabilir mi? Uyabilir mi? Evet uyabilir. Tekrar hatırlatayım. İmam efendi seferi yani iki kılacak. Arkasındaki cemaat mukim yani dört kılacak. Böyle bir namaz kılınabilir. Bunun bir kerahat yoktur. Hatta az önce söyledim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke fethine gittiğinde kendisi imamlık ediyordu iki kıldıktan sonra diyor ki biz seferiyiz siz namazınızı tamamlayın diyor. Peki nasıl olur böyle bir namaz? Böyle bir namazda imam kişiyi yarı yolda bırakır. Yani imam efendi iki kıldıktan sonra sağ selam verir, cemaat vermeyecek. Sola selam verip o namazdan ayrılır. Sola selam verirken cemaat kalkar. Kalan iki rekatı da imamsız devam eder. İmam bitirdi. İmam iki de çıktı. Peki İmam Efendi'den sonra cemaat iki daha kılacaktı değil mi? İmam Efendi'den sonra iki rekat daha kılacak olan cemaat namazda kıraat yapar mı? Hayır yapmaz. Yani ne demek bu? Hani Fatiha okuyacaktı ya iki tane rekatta. Fatiha'yı okumaz. Çünkü normalde Hanifilerde de öyle oluyor değil mi? İmam varsaydı ben okumayacaktım. Huşu içinde o iki rekatı Fatiha süresince tamamlar. En son oturuşlarını yapar dualarını okur, selamını verir ve namazı bitirir. Biz burada lahik gibi düşüneceğiz. Lahik neydi? İmamla namaza başladım. Arada burnum kanadı, abdestim bozuldu. Namazı terk ettim. Biz buna ne diyorduk? İmamla başladığı için namaza lahik diyorduk. Bunda da lahik gibi düşünün yani. Mesbuk gibi namaza sonra da yetişen gibi düşünmeyin. Şimdi de imam mu kim? Cemaat seferi. Yani imam efendi dört kılacak, cemaat iki kılacak. Böyle bir namaz olur mu? Seferi birisi mukim imamın arkasında namaz kılabilir mi? El cevap. Evet kılabilir. Hiçbir kerahat yoktur. Peki ne yapacak? İki rekattan sonra ayrılacak mı? Hayır. Namazı artık mukim namazına dönüştü. İmam efendi dört kılıyordu normalde. Seferi iki kılacaktı ya. İmam efendiye tabi olduğundan artık seferi de mukim namazı yani dört rekat namaz kılacak. Siz umreye gittiğinizde veyahut seferi bir şehre gittiğinizde, camiye girdiğinizde imam efendiye uymuyor musunuz? Uyuyorsunuz değil mi? Burada da aynı şekilde Namaz geçerlidir İmam Efendi'ye uyarak. Yani artık kişi mukim olacaktır. Yeni başlık kaza namazı. Şimdi önce bir kaide söyleyeyim. Namaz nasıl kazaya kaldıysa öyle kaza edilir. Ne demek bu? Seferi gittim bir yere, öğle namazımı da kılmadım, kazaya kaldı. Normalde ne kılacağım? İki. Daha sonra döndüm ya memlekete, memlekette mukim oldum gene namaz nasıl kazaya kaldıysa iki kalmıştı ya memleketinde mukim de olsa onu iki kaza edersin. Peki memleketimde kazaya kaldı. Dört rekat. Gittim seferi oldum. Orada nasıl kılacağım? Seferi bile olsan nasıl kazaya kaldıysa öyle kaza edersin. Yani seferi bile olsan dört rekat kaza edersin. Yeni başlığımız seferlikte oruç. Seferi kişi oruç tutmayabilir, haram işlemiş olmaz. Tutsa geçerlidir ve tutsa daha faziletlidir. Yani seferiler oruç tutarsa daha faziletli olabilir. Seferlikte gezeyim de farzlar biraz üstümde hafiflesin niyeti olursa mekruh oluyor. Kurban. Seferlikte kurban kesmek. Normalde kurban birisi mukim ise ona nedir? Hanifiye göre vaciptir. Kurban arası nedir? Birinci günün sabah namazı başlar. Üçüncü günün akşam namazına kadar o senin üstünde vaciptir. Seferi oldum. Kurban normalde seferi olduğum için üstüme vacip değildir. Üçüncü günün akşam namazına bir saat kala eve dönsem evet kurban senin üstüne vaciptir. Şimdi bir insan kurban bayramında köyüne babasının yanına gitse seferi olur mu? Olur. Dedik ya burada vatan aslin buraysa babanın evine bile gitsen seferiz. Peki seferi halde Kurban kestin. Normalde artık seferi olduğun için üstüne vacip değil ama kestin. Sen onun ecrini alacaksın. Peki. Çıktım. Bayramda babamın köyüne gittim. Seferi oldum. Vacip olmasa da kurbanı kestim. Üçüncü günün akşam namazından bir saat önce memleketime döndüm. Üstüme vacip olacak değil mi? Sen köyde kurban kestiğin için ikinci bir kurbanı yeniden kesmene gerek yoktur. O kimlik senden düşmüştür. Eğer bir insanın niyetinde Kurban gibi, namaz gibi, oruç gibi yükümlülükler üstümden düşsün de o yüzden gideyim, gezeyim, seferi olayım niyeti varsa bu seferlik niyeti de mekruhtur. Kerihtir, pistir, çirkindir. Allah rızası için El-Fatiha. Bir ufak şey hatırlatalım mı? Bunlar namazın incelikleri. Biz bu incelikleri Rabbimize daha sevimli, daha güzel, daha samimi gözükmek için yapıyoruz. O yüzden namazın batıni farzı olan ihlası hiç unutmayalım. Yani biz o İhlasın üstünde nasıl Allah'ı daha memnun ederiz, nasıl daha hoş gözükürüz niyetiyle yapıyoruz bunları. O yüzden ilk temel niyeti, ihlası, samimiyeti, Allah'ı razı etme noktalarını bu tür fıkhi dersleri dinlerken hiç unutmasak çok hayırlı olur. Evet. Gerçekten yani bizim hiç cevaplayamayacağımız ve birçok İslam aliminin de aklına gelmeyecek sorular belli geliyor. O yüzden bu derste verilen sorular ve cevaplar normal bir hayatı idam ettirecek kadar yeterli fazla ekstra böyle bir absürt bir hayat yaşıyorsanız gerçekten onun için İslam ilmi haline danışabilirsiniz. Ya da Diyanet'in alo fedva var. Burayı da arayabilirsiniz. E evet, sor hadi 3 tane soru alayım hadi. Evet. Abi tekne kısmı karışık ama 180 kilometre meselesi var. Onun fersa hesabı ayrı. Çünkü mutat standart bir rüzgarla onun ölçümünü yapıyorlar. 18 saatlik. İşte o mesafe insan hızından uzun çekiyor. O da yaklaşık 144 kilometre diyen var, 180 kilometre diyen var. Kısacası seferi olmuyoruz. Limanın dışına çıkma şöyle abi. Sen uzak yere gideceksin ya. Orada limanın dışına çıktığın an seferliğin başlıyor. Şimdi abi 15 gün net kalacakları meçhul ise seferi olurlar. Ne kadar kalırlarsa. Gelirkenden itibaren 15 gün belli olduğu anda mukim olurlar. Birinin emrine tabi ise patronun emrine belli oluyor. Mesela göçmen bürosuna tabi diyelim. Göçmen bürosundaki arkadaş meçhul yarım bile seni gönderirim diyorsa 10 yıl kalsa seferi. Patronunun niyetine tabi. Onlar göçmen bürosuna tabi ise göçmen bürosu vallahi hiç belli değil seni yarım bile gönderirim diyorsa 10 yılda olsa seferi. Göçmen bürosu diyorsa ya bir aksilik çıkmadıkça siz 15 gün zaten buradasınız diyorsa mu kimler? Onların iradesinin bağlı olduğu kurumun niyetine bağlı. İşçi de patrona bağlı ya, hanım da kocaya bağlı. Bağlı olduğu yerin niyetine bağlı. Ben askere gittim, komutan beni daha daha dolaştırıyor. İsterse 10 yıl dolaştırsın. Komutanım ne kadar buradayız? Vallahi söyleyemem diyor. Ben artık seferiyim. 10 yıl da olsa seferiyim. Çünkü benim iradem komutanın niyetine bağlı. İçi kendisine göre muhkim bir şekilde döşenmiş karavanla yolculuğa çıkarsak... <laughs> Çok iyi ya. Çok iyi ya. ya. Seferisin. Abi işi peki sürekli şehir dışına yasak. Mesela şoförlük yapıyor, tırla git gel yapıyor. O da seferi mi oluyor? 15 günden az kalıyorsa her gittiği yerde seferi oluyor. Daha fazlası o da olmuyor o zaman. 15 gün veya fazla kalacaksa gittiği şehirlerden birinde bu kimdir? Yani o da 10 yıl bile geçse sürekli o zaman seferi. 10 yapıyor. yıl bile geçse her gezdiği yerde 15 günden az kalıyorsa hep seferidir. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra göçebe yaşıyorlar ya. O zaman namazları nasıl kılıyorlardı? Göçebelerin o göçtükleri dağ bölgesi mukim sayıldığından dolayı tam kılıyorlar. Göçebenin gezdiği dağ bölgesinin tamamı onların konak yeri sayılıyor. O yüzden mukim kılıyorlar. Hocam bizim babadan kalma devre mülk var ama şey değil. Tapu. 36'da bir tapu. Tapu şeklinde de verilse bizzati mülkün hükümleri orada geçmiyor. Başkaları kullanıyor, zaman hakkın olmuyor, döşeme hakkın olmuyor. Oranın bizzat kuralları sende geçmediğinden orası senin mülkün olmuyor aslında. Tapuzu da olsa evet seferi oluyorsun. Ee, hocam yazın buraya geliyoruz yayla evine. Şimdi 15 günde de kalsak 30 günde de kalsak biz burada mukim oluyoruz. Baba evine geliyoruz ya. Evet nereye gelirsen gel 15 gün ve fazla kalırsan mukimsin. Nereye gelirsen gel. Otele de gel 15 gün ve fazla gel mukimsin. 15 günden az gelsek... Burada seferisin. Baba evi olduğu için. Nafaka koptuğu için seferisin. Anladım. Hanımın gelin ya artık. O yüzden nafaka koptu babayla. O yüzden seferisiniz. 15 günden az gelirseniz. Bitirelim mi? Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen. Abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Meleklerin bile gıpta ettiği, daha dünyada yaşarken cennet ile müjdelenen 10 sahabenin hayatı Mehmet Yıldız'ın kaleminden. Asr-ı Saadet'te doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. Sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebubekir. Adaletiyle bütün insanlığa örnek şahsiyet Hazreti Ömer. iki nur sahibi, meleklerin bile hayal ettiği insan Hazreti Osman. İlim şehrinin kapısı, savaş meydanlarının güneşi Hazreti Ali. İşte onlar, daha dünyada yaşarken cennet ile müjdelendiler. Sad bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Abdurrahman bin Av, Talha bin Ubeydullah, Sübeyir bin Avvam, Said bin Zeyd. Bu güzide sahabelerin hayatlarını okurken sanki cennetle müjdelenen onlar değilmiş gibi sürekli cehennemden kaçan hayatları daha yakından göreceksiniz. en yakın kitap mağazasından, kitapyurdu.com'dan veya maybedesan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.